Herkese merhabalar. Yeni röportajımıza hoş geldiniz. Bugün Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Kandıra ile röportaj gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle de Ötüken Yayın Evi'ne teşekkürlerimi sunuyorum desteklerine ötürü diyerek röportajımıza başlayalım. Hocam öncelikle biz her röportajda olduğu gibi aynı soruyla başlamak istiyoruz sizin için uygunsa. Akademik kariyerinizden, çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz? Önce ilk eğitimden bahsedeyim. Kendim Maraşlıyım. İlk öğretimimi orada aldım tabii ki. Ortaokulu, liseyi orada okudum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne geldim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne. Tarih bölümü o zaman kürsü halindeydi. Kürsü olarak eğitim veriyordu. Biz Yeni Çağ Tarihi kürsüsü. İyi hocalar vardı. Osmanlıca iyi öğretiyorlardı. O benim ilgimi çekti. Aslında tarih düşündüğüm bir şey değildi. Dal değildi başlangıçta. Mühendislik falan düşünüyordum. Fakat hocaların cazibesi, güzel eğitimi sayesinde orada kalmaya karar verdim. Yani birinci sene biraz tereddüt halindeydim. İkinci seneden sonra kalmaya karar verdim. Güzel güzel bir eğitim vardı. Hocalarımız tabii tanınmış hocalardı. O zaman üniversite azdı. İstanbul'da 3 tane üniversite vardı. Edebiyat Fakültesi de önemliydi tabii ki. Bütün hocalar orada toplanmış gibiydi. Ankara'da vardı, işte Erzurum'da, İzmir'de vardı. 4 merkezde vardı aslında. Evet, yani eğitimimiz o şekilde başladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde master yaptım Nadir Devlet Hoca'yla. Çok iyi bir eğitim aldık Nadir Hoca'dan. Daha sonra işte bir arayış oldu. Nedir? Acaba evrensel bir şey olabilir mi diye. Ben de bir İngilizce, tabii ki İngilizceye merak sardım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Orada hazırlık okudum. Hazırlık okuduktan sonra tekrar gözüm dışarıdaydı. Ve işte epey bir uğraştıktan sonra Amerika'da bir imkan ortaya çıktı. New York'ta, Columbia Üniversitesi'nde. Orada Orta Asya araştırmalarında çalıştım. Nedir? Enfil var. Orada tabii ki Master of Philosophy. Onu önce aldım. Daha sonra doktoraya başladım ve doktorayı Edward Allward'la çalıştım. Yani çok iyi bir hocaydı. Çok onlardan şeyler öğrendim. Ve ondan sonra tekrar Türkiye'ye dönüp Marmara Üniversitesi'nde başladım görevime o şekilde. Hocam bildiğim kadarıyla daha önce Cemil Meriç'in 6 ay katipliğini yapmışsınız. Bu şekilde hani hem o katiplik sürecinden ayrıca yetişmenize katkıda bulunan isimlerden bahsedebilir misiniz? Evet. Hocayla 80 senesinde galiba, 81 senesinde evet. Daha ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğim zaman üniversitede. O zaman tanıştım. O zaman hoca, tabii ki hocanın gözleri görmüyordu. O yüzden bir katip soruşturuyorlardı üniversitede. Hocanın kızı Ümit Hanım soruyordu ve benim bir arkadaş vesilesiyle tanıştık. Ondan sonra başladık ve 6 ay kadar çalıştım hocayla. Tabii ki hocanın ben biliyordum meşhur olduğunu, kitaplarından bir kısmını okumuştum. Ondan çok istifade ettim aslında hocadan. Bir taraftan Osmanlıca okuyordum. Sabahtan akşama kadar 5 gün okuyordum hocaya. Ve notlar alıyordum tabii ki, yazdırıyordu. Bu arada bana da hoca yazdırıyordu. Şunları da evladım, şunları da öğren, şunları da iyi olur diye. Hatta hoca şey de yaptı. Yani konuyu da, o zaman doktora vardı tabii ki. Şeyden sonra, lisanstan sonra doğrudan doktora yapılıyordu. Master yoktu yani. Evladım işte şu konuda çalışabiliriz dedi. Rusya Türklerinde fikir hareketleri. Veya Rusya'dan gelen Türklerin Türk fikir hayatına tesirleri. Böyle bir konu çalışabilirsin dedi. Hocalarıma götürdüm bu konuyu. İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarıma. Fakat kabul görmedi. Onlar için tabiydi tabii ki. Onlar Yeni Çağ tarihçisiydim. Osmanlı tarihinde çalışıyordum. Bu konuyu biraz uzak buldular. Hocalar onu kabul etmediler. Fakat yine döndüp dolaştım ve o konuda çalıştım aşağı yukarı. Yani daha sonraki hayatımda, epey zaman geçtikten sonra Amerika'da o konuda çalıştım. Demek ki onlar faydalı olmuş. Hocaya gittiğim zaman ben biraz tabii ki şeydim, o zaman siyasi şeyler de biraz karışıktı. Hocadan öğrendiğim en önemli şey geniş bakışı oldu. Çok tecrübeler geçirmiş, hayatında birçok fikir akımıyla temas etmiş, sosyalist olduğu dönemler olmuş, Batı'ya çok fazla kendini kaptırdığı dönemler olmuş, Hint edebiyatı, Hint'e merak sarmış, sonra Osmanlı'ya merak sararak bu taraflara gelmiş
Evet, bütün bu tecrübeler sonunda tabii ki bir, ne diyelim, bir böyle olgunluk hali hasıl olmuş. Dolayısıyla ondan böyle bir bütün şeyleri, bütün ne diyelim Türkiye'deki fikir akımlarını doğal karşılama, kendini sadece bir tanesine kaptırmama şeklinde bir şey öğrendim. Güzel bir nedir özellik öğrendim. O bana, o benim bir anlamda da keskin taraflarımı törpülemiş oldu bu anlamda. Onun için her taraftan bakmayı tercih ederim. Sadece bir açıdan değil, değişik açılardan bakmak lazım. Bu tabii ki insanın ufkunun genişlemesi için değişik şeyleri tecrübe etmesi lazım, değişik yerlerde bulunması lazım. Değişik kitapları, değişik şeyleri okumaya çalışması lazım. Belki zor olabilir. İnsanın nedir? Hoşuna gitmeyebilir, ilginç gelmeyebilir ama değişik yerlerde durmak insanın gözünü açar, fikrini açar, ufkunu açar. O yüzden önemlidir. Yani Cemil Hoca'nın da bana en büyük katkısı bu. Değişik açılardan bakabilme şeyi oldu. Peki başka isimler var mı bu şekilde yetişmenize etkili? Elbette var. Tabii ki ilkokuldan itibaren var. Hocalar benim kahramanlarım aslında. Onların içinde tabii ki ortaokulda bir hocam mesela, Türkçe hocası, bize resmi ders yapmıyordu. Yani işte sınavlar, şunlar bunlar, bu şekilde ders yapmıyordu. Daha ziyade böyle romanları okuyordu, okuduğu romanlardan bahsediyordu, onlardan parçalar anlatıyordu, okumuyordu, anlatıyordu. Onlar, daha sonra onları aradım ben. Yani Avrupa romancılarından bazı kimselerin romanlarını anlattı, sefilleri anlattı, ekmekçi kadını anlattı, başka şimdi aklıma gelmiyor ama onların hepsi ilgimi çekti. Daha sonraki şeyde bunları aradım, okudum, merak ettim. Yani bir merak uyandırdı. Yani ortaokulda böyle. Lisede çok fazla bir şeyim olmadı. Çok yani zihnimde kalacak bir hoca kalmadı ama üniversitede tabii ki hocalarımız biraz nedir? Tarih bölümü hocaları iyiydi, tanınmıştı hepsi. Başta işte Şahabettin Tekindağ, onunla tez yaptım. Memlüklü tarihçisiydi, Osmanlı tarihçisiydi, çok iyi bir hocaydı. Ondan sonra İbrahim Kafesoğlu, Hakkı Dursun Yıldız, Nejat Göğünç, bunlar hep önemli hocalar, onlardan ders aldık. Mustafa Kafalı geçenlerde rahmetli oldu. O çok bizim için çok önemli bir hocaydı. Yani onu gördüğümüz zaman moralimiz düzeliyordu. Onun gibi evet hocalarımız oldu. Amerika'da Edward Hallward tabii çok önemli bir kişi. Orta Asya araştırmalarında önemliydi. Kendisini tanıdığımızda 70'li yaşlarındaydı. Ama dinçti tabii ki. Dinç bir hocaydı. Sağlığına dikkat ederdi. Bizim de sağlığımız arttı zaten. Dikkat çekerdi bazı noktalarda. Yani talebesinin her şeyiyle ilgilenen bir hocaydı. Bütün yazdıklarımızı okur, takip eder. Herkesi tek tek takip eder. Master'da, doktora da özellikle. Ve yani gerekli tavsiyelerde bulunur. Emek veren bir hocaydı. O yüzden şimdi evet onu tabii ki rahmetle yad ediyorum hocayı. Orta Asya üzerine çalışmalarınız var. Rusya'nın istila hareketi sırasında Orta Asya'daki devletler veya Türk toplulukları Rusya'ya gereken direnişi neden gösteremediler? Neden aktif bir rol oynayamadılar? Bir çöküş var tabii ki. Ondan söz etmek lazım. Timur'dan sonra, Timur ve Timurilerden sonra diyelim. Hani 1500'ler aşağı yukarı. 1500'lerden sonra Orta Asya'da bir çözülme var. Her anlamda bir çözülme var. Birinci olarak siyasi bir birlik olmadı ondan sonra. Küçük hanlıklar oldu. Türkistan hanlıkları bildiğiniz gibi. Onlar da kendi aralarında tabii ki didişmeleri oldu, birbirleriyle mücadeleleri oldu. Bir dayanışma falan gibi bir şey söz konusu değildi o dönem için. Böyle bir siyasi bir boşluk vardı ama aynı zamanda iktisadi bir çöküş de oldu. Dünya da çünkü çok değişiyordu. Avrupa'nın geçirdiği tecrübeler, tabii ki keşifler, deniz yollarının keşfedilmesi Orta Asya'yı da olumsuz etkiledi. İpek yolu tabii ki devre dışı kaldı. Önemli ölçüde, tamamen değil ama önemli ölçüde
atıl vaziyette kaldı. İktisadi çöküş başka çöküşleri de getirdi. Bilimsel çöküşü de getirdi aslında. Medreseleri destekleyen mali şeyler, kurumlar çökünce medrese de tabii ki bundan etkilendi. Dolayısıyla bu bilimsel çöküş, fikri çöküşe de sebep oldu. Teknik olarak da tabii ki gerilemeler oldu. Yani 1700'ler, 1800'ler, özellikle 1800'lerin başları tabii ki Orta Asya için bir gerileme, çöküş dönemi oldu. Dolayısıyla Rusya'nın da yükseldiği bir zamandı. İngiltere'nin güneyden kuzeye doğru zorladığı bir zamandı, Hindistan'ı ele geçirdiği bir zaman ve büyük devletler arasında rekabetin olduğu bir zamandı. Rusya bu boşluktan faydalandı. Orayı tabii ki işgal etmeyi uzun zamandan beri planlıyordu. Deli Petro zamanından beri planlıyordu. 1717 bir teşebbüsler oldu. Bu püskürtüldü Hive'ye karşı. Ama daha sonra yavaş yavaş 1800'lerin ortalarından itibaren özellikle Yedisu taraflarında, şimdi Kazakistan'ın doğu taraflarından başlayarak istila etmeye başladılar tabii ki. Yani Orta Asya hanlıklarının fazla bir siyasi gücü olmadığı, askeri bakımdan zayıf olduğu, diğer bakımlardan da zayıf olduğu ve birbirleriyle de olan rekabetleri olduğu ortaya çıktı ve bunlar tabii ki Rusya'nın işini kolaylaştırdı. Peki hocam, Türkiye'nin genel Türk dünyasında ilişkilerin nasıl başladığı, kökenler hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, bunu belki yakın zamandan almak daha iyi. Evet, Osmanlı zamanında da ilişkiler var. Yavuz Sultan Selim zamanında ilişkiler var. Hatta daha öncesinde ilişkiler var. Osmanlılar Orta Asya ile olan kökenlerini unutmadılar. Onunla ilgili Osmanlı tarihlerine baktığımız zaman görürüz. Onları üzerinde fazla durmayalım. Şimdi özellikle yakın zamanda bir soy bilinci geliştikten sonra 1800 aşağı yukarı diyelim 1860'larda 70'lerden sonra bir ilgi başladı Orta Asya'ya doğru. Aslında bu ilgiyi başlatan Rusların Orta Asya'ya doğru yayılmasıydı. Bu bütün dünyada Batı aleminde özellikle konuşuldu, yazıldı, gazetelerde yazıldı, kitaplar yazıldı bu konuda. Jön Türkler bunları okudular, bunlardan etkilendiler. Yani orada da Osmanlı'nın çöküş zamanı tabii ki bu. Orada da bazı soydaşlarımızın olduğunun öğrenilmesi diyorum. Çünkü daha önce böyle bir bilinç söz konusu değildi. Bu anlamda bir bilinç söz konusu değildi. Aydınların dikkatini o tarafa çekti. Yani Türk aydınlarının dikkatini o tarafa çekti. Bu konuda işte gazetelerde, dergilerde yazılar yazılmaya başlandı, kitaplar yazılmaya başlandı. Ama daha çok da Avrupa'da yazılan kitapların tesirleri çok fazla oldu. Yani onların üzerinden de Orta Asya tanınmaya başlandı. Dolayısıyla bir ilişkiler o zamandan itibaren başladı denilebilir. Hep biz tarihçi olduğumuz için biraz gerilere gitmek ihtiyacını hissediyoruz. Bu ilişkiler Türkoloji ilminin gelişmesiyle, Batı'da Türkoloji ilminin gelişmesiyle daha da arttı. Orhun kitabelerinin bulunması, bunun üzerine kitaplar yazılması çoğaldı. 1890'larda, 1900'lerin başlarında bayağı bir Orta Asya konusunda kitaplar yazıldı. 1908'den sonra da İttihat ve Terakki hükümeti, Türkçüler o tarafa doğru daha fazla ilgi gösterdiler. Orta Asya'dan, İdil Ural bölgesinden, Kafkasya'dan Türkiye'ye gelen aydınlar oldu. Onların Türkiye fikir hayatına tesirleri oldu. Dolayısıyla ilişkiler bu dönemde arttı. Yani Orta Asya ile, bundan sonra bahsedecek olursak, Orta Asya ile Türkiye'nin ilişkileri zaman zaman yükseldi. Bu da tabii ki Rusya'nın durumuyla da alakalı. Zaman zaman gerilemiş oldu. Sovyet döneminde özellikle 1926-27-28'den sonra diyelim, Sovyet döneminde tabii ki orada her şey yerine oturmuş gibi oldu.
ilişkiler, yani Türkiye ile Orta Asya arasındaki ilişkiler epey müddet zayıfladı, en alt düzeye indi. Özellikle Stalin zamanında orada tabii ki büyük aydın kırımı oldu. 60'lı yılların sonuna doğru biraz aralandı Sovyet coğrafyası diyelim. Gidip gelmeler o zamandan başladı. Gazetecileri falan davet ettiler, Türk gazeteciler gitti. Ve Orta Asya hakkında biraz bilgilerimiz oluşmaya başladı ama bu o kadar şey değildi, fazla değildi. Ama 80'li yılların ortalarında işte Gorbaçov reformlarıyla beraber Orta Asyalılar nedir, oradaki Türkler, Türkistan'daki Türkler de kendilerini ortaya koymaya başladılar. 90 ve 91 yılında bağımsız olmalarıyla, önce egemen daha sonra bağımsız olmalarıyla ilişkiler başladı. Türkiye'de bu konuda çalışanlar arttı. Eskiden bu Türkçülerin ilgi odağındaydı. Orta Asya meseleleri veya Türkistan meseleleri. Başka şeyler, akademisyenler bu konulara pek fazla ilgi göstermezlerdi. Veya oradan gelen, yani Kafkasya'dan, İdil Uran'dan, Türkistan'dan gelen aydınlar, Türkiye'de olan aydınlar veya Avrupa'ya gitmiş olan Türkistanlı aydınlar bu konuları gündemde tuttular. Yani Türkiye bu meseleleri unutmadı. Aslında bilimsel çalışmalar devam etti. Belki siyasi ilişkiler azaldı ama bilimsel çalışmalar oldu, yayınlar oldu. Türk Kültürü Enstitüsü kitaplar yayınladı. Yani umumi Türk tarihçileri bu konuda çalıştılar. Türkologlarımız çalıştılar. Bu birikim daha sonra tabii ki işe yaradı. Orta Asya ile olan ilişkiler. Kapılar açıldıktan sonra, bağımsızlık olduktan sonra geliş gidişler arttı. Evet hocam, tam da onu soracaktım. Bağımsızlıktan sonra ilişkiler nasıl bir seyir aldı? Bağımsızlıktan sonra tabii ki bizim aklımızdaki Orta Asya veya Türkistan imajı biraz yüceltilmişti. Çok fazla tanımıyorduk. Daha yakından tanıma imkanımız oldu. Oradan gelen insanlar sayesinde oldu. Bazı hayal kırıklıkları da oldu. Yani insanların çoğu düşünüyordu ki oradaki insanlar, Türkistan'daki insanlar da aynı bizim gibi konuşuyorlar. Bizim gibi düşünüyorlar. Onlar uzun süre Rusya'nın mahkumu oldular. Dolayısıyla şimdi hürriyetlerine kavuştular. Hemen işte ilişkiler gelişecektir gibi böyle bir algı da vardı maalesef. Fakat onun çok doğru olmadığı anlaşıldı. Bazı yakınlıklar olduğu gibi, tabii ki dini bakımdan, ne diyelim, soy bakımından yakınlıklar var. Ama bazı farklılıkların da olduğu ve buna ilaveler de olduğu, Sovyet döneminde de bu ayrılıkların arttığı fark edilmeye başlandı. Yani ilk zamanlar çok sıcak olan ilişkiler sonra daha gerçekçi bir zemine oturmaya başladı. Ama ilk zamanlarda da tabii ki Türkiye cesur bir adım attı. Özellikle Turgut Özal zamanında bu cumhuriyetleri ilk tanıyan Türkiye oldu. Bu önemlidir, onu unutmadılar. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan bunu unutmadı. Daha sonra başka ülkeleri tanıdılar. Dolayısıyla ilk zamandaki ilişkilerimiz çok yoğun oldu. Turgut Özal zamanında, daha sonra Süleyman Demirel zamanındaki ilişkiler daha yoğun oldu. Sonra bazı farklar ortaya çıktı tabii ki. Şimdi de o ilişkiler, mesela Özbekistan'la ilişkiler uzun süre kopmuş gibiydi. Şimdi tekrar yeniden düzeldi. Daha yeniden bazı ilişkiler, irtibatlar yeniden kuruldu. Bu güzel bir gelişme tabii ki. Peki hocam, söylediğiniz gibi ilişkiler devam ettiriliyor bir şekilde, kopmuş olsa da öncesinden. Fakat görebildiğimiz kadarıyla istenilen düzeyde değil. Bunun sebepleri neler sizce? Yani zaten belli oranda ancak olabilir. Çok da ileri düzeyde bir ilişki beklentisi içinde olmamak lazım. Bazı farklılıklar, şeyler var. Mesafe uzak bir kere. Türkiye ile Orta Asya arasındaki mesafe uzak. Orada Çin unsuru var. Çin'in yakınlığı var, Çin'in şu andaki yükselişi ve işte bazı iktisadi alakalar kurması söz konusu yakın zamanlarda özellikle. Rusya'nın tabii ki ilgisi her zaman için devam ediyor orada. Yani Türkiye'nin tabii ki bazı avantajları, bazı şeyleri var. Dil yakınlığı,
Bunda kültürel yakınlık, dini yakınlık bu bakımdan. Bunlar önemli. Bunun dışında ticari olarak da tabii ki bazı şeylerimiz var. Ama tabii ki bu istenilen düzeyde olmadı. Evet, biraz daha, çok daha iyi olabilirdi. Onun için biraz gerçekçi politikalar izlemek lazım. Yani daha ne diyelim, bu işin ehli olan insanların oralara gönderilmesi, onunla ilgilenilmesi lazım. Bu konuda biraz zaaf var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Peki hocam, teşekkürler. Son olarak hocam, yakın zamanda telif ettiğiniz bir eser Kazanlı Ayaz İshaki. Öncelikle bu eserinizden ve diğer çalışmalarınızdan, bunun haricinde bundan sonra yapmayı planladığınız çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz? Ayaz İshaki uzun süreden beri düşünüyordum. Çünkü ilginç bir karakteri var, ilginç bir aydın. Kendisinin entelektüel serüveni çok manidar. O zaman 1800'lerin sonlarında doğmuş ve medrese tahsili almış. Fakat daha sonra değişik tesirler altında, Rus edebiyatının tesiri altında, halkçılık edebiyatının tesiri altında belli dönüşümler geçirmiş bir aydın, Kazanlı bir aydın. Türkiye'de tesirleri olmuş 1900'lerin başlarında, 1908'den sonra. Buradaki bazı tartışmalara, dil tartışmalarına falan katılmış, sadeleştirme tartışmalarına katılmış. Sonra Türkiye'ye de geldi olmuş, yani Sovyetleri terk etmek zorunda kalıyor 1918-19 yıllarında. Oradan Avrupa'ya gidiyor, daha sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de o zaman atmosfer, hava çok müsait değil. Anlaşıldığı kadarıyla 1925-26-27 seneleri Sovyetlerle çok yakın ilişkide olduğumuz, Türk-Sovyet dostluğu antlaşmasının yapıldığı bir zaman. Dolayısıyla o zaman Türkistanlılar, Türkçüler çok rağbetli değillerdi. Bir de tabii ki bunlar İttihat ve Terakki'nin devamı gibi görülüyorlardı. Dolayısıyla bunlar o dönemde Avrupa'ya gitmeyi tercih ettiler, önemli bir kısmı. Ayaz İshaki de onlardan bir tanesi, 1927 senesinde Avrupa'ya gitti. Ve orada 10 yıl kadar önemli bir dergi çıkardı. Yeni Milli Yol, Yana Milli Yol adında. O bizim için önemli bir, Sovyet dönemini anlamamız açısından önemli bir hazine sayılır. Yani bütün olanı biteni takip etmiş, yayınları takip etmiş, onun hakkındaki görüşlerini yazmış. Teşkilatçı bir insan. Dolayısıyla bunun hayatı, yani Ayaz İshaki'nin hayatını bilmek, sadece bir aydının entelektüel macerasını bilmek değil, aynı zamanda o dönemi de tanımak bakımından önemli. O yüzden böyle bir esere karar verdim. Daha önceki Musa Carullah da bir din alimi, onun üzerine bir çalışma yapmıştım. Ona tabii ki epey zaman oldu. Bundan sonra, Ayaz İshaki'den sonra Yusuf Akçura'nın Alimcan Barudi, o da Kazanlı, hakkında yazdığı bir biyografi var. Onu hazırladım. Onun noksan olan taraflarını, yani 1882'den sonrasını yazmamıştı. Onu tamamladım. O da aslında önemli bir şey, aydın ve aynı zamanda ulemadan biri ve İslami reform hareketi içinde çok önemli yeri olan, düşünceleri olan bir zat. Onu da şey yaptım. Bundan sonra bir ortak çalışmamız var. O da Ötüken'den çıkacak. O da Türk dünyasının kültür tarihi hakkında. 17-18 tane hocamız bu konuda katkılar verdiler, sağ olsunlar. Onu yayına hazır, onu bastıracağız inşallah. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için de, değerli anlatılarınız için de. Bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Görüşlerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın.